Evet Ali Hocam, tabii çocuklarda çok sık görülen kazalar oluyor ve yaralanmalar oluyor. Peki çocuklarda kaza ve yaralanmaların sıklığı nedir, kaza nedir, yaralanma nedir? Ya tabii ki bunun çok belli bir hani bir yüzdesi yok ama zaman zaman çocuklarda özellikle işte eskilerde düşe kalka büyüyecektir. Gerçekten de bu böyledir. Yani çocuk düşe kalka büyüyecektir. Düşmeler çok özellikle ebeveynlerin hani evlerdeki yapı durumu çok. Örneğin çift katlı evlerde işte merdivenlerde çocuklar çok düşerler. Ya da evin içinde zaman zaman kanepeden aşağı düşmesi ya da kullandığı oyuncaklar bazen üzerine düşer. Bunların çok sivri olması çocuğa zarar verebiliyor. Daha kötü tabii ki sonuçta oran camların açık olması, zaman zaman annenin yanında veya balkonlardan çocuklar sarkınarak aşağı düşmeleri. Bu tür kazalar çok sık olabiliyor. Bazen yabancı cisim dediğimiz bu para olur, çengel iğne olur, toplu iğne olur. Benzeri yabancı cisimi yutan çocuklar da olabiliyor ve bu anahtarlık ya da o madeni paralar yuttukları zaman bunlar olur bu kazalar. Tabii ki onun dışında bir takım ilaçlar yutabiliyorlar. Çocuk çünkü birçok şeyi, hele küçük çocuklar ağızlarına her şeyi götürür. Zamanla onu öğrenir, hani neyin ağza götürülmeyeceğini yaşı büyüdükçe. Yani bunlar tabii ki tedbir almak gerekiyor. En basitinden evdeki elektrik prizlerini mutlaka koruyucular mı? Camlara yine günümüzde koruyucular vardı. Çocukların ellerine ulaşamayacağı, camı açamayacağı. Çünkü zaman çocuk annesi camdan aşağı bakıyorsa bir sonraki birkaç dakika sonra o çocuk da camdan tekrar aşağı bakıp sarkınabilir ve düşme riski vardır. Ve gerçekten zaman zaman acil polikline gelen düşmeleri görüyoruz. Sonu çok dramatik oluyor çünkü en son 7. kattan düşen bir çocuk bize gelmişti. Tabii ki bu yüksek binalardaki insanın mutlaka tedbirini alması gerekiyor. Yani apartman yaşamında bu şart. Evin içinde yani çocukların zarar görebileceği düştüğü zaman yani örneğin salonun ortasında koca sivri uçlu bir sehpa bulunmaması daha tercih küçük çocuklar için. Tabii ki büyük çocuklarda da zaman zaman düşüyor ama küçük çocuklar özellikle o şeylerden zarar görmeleri kazalardan tedbir almak gerekiyor. Olabilecek ihtimal değil yani olma ihtimaline karşı tedbir alınması gerekiyor. Bu çok önemli çünkü kaza geliyorum demez. Biz önce tedbirimizi alacağız. Yani sivri sepa varsa salonun ortasında. Çünkü o çocuk her an ayağa takılmıyor. Çünkü çocuk düşe düşe büyüyor. Yeni yürümeye hele başlayanlar günde 20 kere düşerler. Ama zaman zaman öyle ki eve kapının girişinde bir basamak bir şey varsa onun tedbirini almanız gerekiyor. Çünkü ayağa takılıp oraya düşüp kafasını oraya vurabilirler. Hele şey dönemine gelen yani böyle dönmeye başlayan çocukları örneğin sehpada, kanepede tuttuğumuz zaman mutlaka çapraz tutmak gerekiyor. Kanepeye paralel tutmaması gerekiyor. Eğer siz bir çocuk kanepeye paralel yatırırsanız o dönüp aşağı düşebilir. Ama çapraz yatırdığınızda düşme olasılığını azaltırsınız. Muayene ederken zaman zaman ebeveynler paralel yatırıyor. Yani bir hastanın yatış ve muayene masasını aynı düzeyde yatırıyor. Hayır diyorum çapraz yatırın. Çünkü biz bazen dönünce hemen arkamızda dönelim. Muayene ederken biz tekrar çeviriyoruz. Onu kendimize paralel yapıyoruz ama çapraz koyuyorum ki düşmesin. Gerçekten burada düşenler de oldu. Yani ebeveyn hani bırakıyorsun tamam işimiz bitti. O esnada size dönüyor bir şey sorarken bir bakın çocuk yuvarlanmış düşmek üzereyken ya yakalıyor ya da gerçekten yere düşenler de oluyor zaman zaman.